konuklarla, yeni konuklarla sizlere karınca kaderince bazı bilgileri paylaşacağız. Özellikle hayatımızı doğrudan ilgilendiren hususlarda. Biliyorsan konuş programının bugünkü konuğu Deva Partisi İl Başkanı Sayın Sabit Coşkun. Hoş geldiniz değerli başkanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk Ali Bey. Bize zaman ayırıp programımıza icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün böyle mütevazi bir sohbet olacak. Başkanımla birlikte özellikle hayatımızı doğrudan ilgilenen konularda söyleşeceğiz. Değerli başkanım, isterseniz bu tabii yeni kurulan bir parti olması nedeniyle örgütlenmeniz konusunda özellikle şu andaki ülke genelindeki Deva Partisi'nin örgütlenme konusunun şeyinden durumuyla ilgili başlayalım meseleye. Sonra programlara geçelim. Sonra efendim tabii programın konuları kendi kendine yapar, gelişir. Sayın buyurun Ali Hocam. Dinliyoruz. Şimdi Deva Partisi bildiğiniz üzere Mart 2020'de kuruldu. 81 ilin 81'inde il teşkilatlarımız kurulmuş vaziyette. 973 ilçeden sanıyorum 800'e yaklaştık şu anda kurulan ilçelerimizin sayısı ve teşkilatlarımızın sayısı. Az bir yolumuz daha var. Bir miktar daha ilçe teşkilatlamalarını yapmamız gerekiyor. Bunun dışında Deva Partisi kadroları tüm 81 ilimizde de faaliyetlerine başlamış durumda. Zaten tarihte ilk defa kuruluşundan 6 ay süre içerisinde Türkiye'de seçimlere katılabilmek için gerekli olan %51 il sayısını teşkilatını kurarak, biliyorsunuz birçok siyasi parti kuruluşunda seçimlere girme hakkını mevcut bir siyasi parti olarak isim değişikliğiyle, yani bir satın alma yöntemiyle doğrudan temille yapmışlardı bu işi. Ancak Deva Partisi gerçekten zor ama olması gereken bir faaliyetle 6 ay gibi bir sürede teşkilatlanmasını kanunun emrettiği ölçüde yerine getirerek Mayıs 2021 tarihinden itibaren tüm yapılacak seçimlere katılma hakkını kazanmıştır. Çok güzel. Değerli başkanım, müthiş bir yani demek ki efor harcamışsınız. Sistemli bir şekilde meseleye başladığınız zaman. Demek ki ülke genelinde örgütlenmesi de fazla bir şey zor değil yani demek ki. Doğrudur. Hele de donanımlı, birikimli ekiplerle. Şimdi ben sizden örnek alarak diğer illere yapayım. Şimdi at sahibine göre kişiler ederler. Şimdi il başkanımız bindiği atta sağlam duruyor ki özellikle rağbet görüyordu çevresinde. Teveccüh görüyordur ve dolayısıyla örgütlenme de kendiliğinden, daha doğrusu suya taş atarsın dalgalanır ya, bu şekilde sizin çemberiniz de kendiliğinden büyüyor. İşte bu yalnız dediğiniz gibi söylemlerinizin ve eylemlerinizin inandırıcı olması. Bunun çok önemli etkisi var. Yani söylediğiniz sözün altını dolduruyorsunuz ki örgütlenmenizde fazla bir sıkıntı olmamış. Şimdi zaten burada bizim çok büyük bir avantajımız var. Bir defa Ali Babacan gibi bir liderimiz var. Gerçekten bu görevi bana verdiklerinden andan itibaren bizim zaten web üzerinden, Deva Partisi'nin kendi web sayfası üzerinden Deva Partisi henüz kuruluşunu tamamlar tamamlamaz. Oraya mesajlar atıp bu teşkilatta ben de olmak istiyorum diyen birçok gönüllü ve genç kardeşlerimiz var. Biz politikaya 1,5 yıl önce başlayınca gerçekten bu yeni yeni heyecanlı arkadaşlarımızı görünce iyi ki de Deva Partisi'ni kurmuşuz. İhtiyaçtan doğdu diyorsunuz. Diyoruz. Evet. Şu anda kuruluşunu yaptığımız il teşkilatımızda ve ilçe teşkilatlarımızda %75'i yeni ve ilk defa siyasete giren arkadaşlarımız. İçerisinde çok az sayıda daha önce siyaset yapmış arkadaşlarımız var ama ekseriyetimiz genç ve siyasete hiç bulaşmamış arkadaşlarımız. Özellikle mazisi temiz,
Elbette. Elbette. Bu çok önemli, evet. Biliyorsunuz. Bu zaten, çok önemli. Zaten Ali Bey'in ilk bana kurucu görevi verdiğinde benden bir tek talebi olmuştu. Dedi ki aday seçimlerimizde yol arkadaşı seçerken iki tane kritere bakın. İşini iyi yapan, işinin ehli arkadaşlarımız olsun. Bir de komşusunun emin bildiği arkadaşlarımız olsun. İnancımız gereği de bu değil mi? Evet. Bu ikisini... İşi ehline ver diyoruz. Evet. Bu ikisi üzerinden yola çıktık. Gelen bize webten müracaat eden arkadaşların çoğuyla birebir görüşmeye gayret ediyoruz. Ulaşamadıklarımızı atadığımız ilçe başkanlarımız ziyaret ediyor, onları çağırıyor, görüşüyorlar. Ve sürekli yeni bir hareket ve katılımla çok şükür devam ediyoruz. İlçelerde de bir sıkıntı yok değil mi başkanım? Şu anda Hatay'ı özetlemek gerekirse. Hatay'ımız orada, evet, yani. Hatay'da 15 ilçemiz var biliyorsunuz. Henüz 4 ilçede ilçe başkanı atamadık. Evet. Bunlar hangisi derseniz Arsuz, Belen, Erzin. Hasa mı? Yok. Arsuz, Belen, Erzin. Defne mi? Yok. Niye atladım ben onu? Evet. Herhalde evet. Heyecandan olmuş olacak. Bu ilçelerimizde de en kısa sürede atamalarımızı yapacağız. Ben yayını takip eden kısmında size o 4. ilçeyi bulacağım ama. Olsun, sorun değil. Bu canlı yayında şeydir, psikolojisidir, evet, bu. Doğrudur. Yani benim gibi siyasete 20 yıl ara vermiş bir kardeşiniz olarak böyle ekranların karşısında konuşmak tabii biraz heyecan veriyor. Siz ekranların yabancısı değilsiniz. Ekranlar için sizden heyecanlansın. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım. Tabii bir dediğimiz gibi Deva Partisi bir ihtiyaçtan doğdu. Evet. Ve dolayısıyla ihtiyaç günümüzde toplumumuzun, devletimizin, ülkemizin şu anda nefes gibi, aldığımız nefes gibi belirlenmiş, özellikle elle tutulur şekilde somutlanmış şeyleri var, problemleri var, sorunları var. Yani siz sorunun parçası olmayacaksınız, çözümün parçası olacaksınız. Evet. Ve dolayısıyla şimdi sorunu da tabii bilmek lazım. Bizim ülkemizde şu anda işsizlik sorunu var, açlık sorunu var. Özellikle güven sorunu var. Evet. Bu güven sorununun özellikle altını çiziyorum. Çünkü güvenilmeyen yerde netice alınmaz. Ve özellikle güvenilmeyen ülkeye kimse yatırım yapmaz. Doğru. Güvenilmeyen ile, güvenilmeyen teşkilata da kimse itibar etmez. Evet. Bu konuda Sayın Başkanım, yol haritanız nedir? Yani özellikle istihdam konusunda ekonominin dışa bağımlı olup olmaması, efendim kendine yeten bir zamanlar 7 ülkeden bir tanesiydik. Şimdi niye olmuyoruz? Bu konuda özellikle muhakkak bir yol haritanız vardır bizim. Özellikle şu geçtiğimiz ve halinde içinde bulduğumuz pandemi ortamı bize öğretti ki, tarıma ve üretime yeterince önemi vermeyen ülkelerin bir gün yiyecek ekmek bulamayacağını bile biz maalesef anlamış olduk. Çok önemli. Anlamış olduk. Evet, bize ilkokulda öğretilen şuydu hepimizin de bildiği gibi. Biz kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Ama şu anda ben çok öyle yettiğimiz kanaatinde değilim. Birçok tarım ürünü biz yurt dışından alıyoruz. Ekilmeyen, evet, ekilmeyen topraklarımız 4 Hollanda büyüklüğünde, evet, şu anda. Evet. Çiftçilerimizin durumuna belki geleceğiz ama dünyanın hiçbir yerinde ne ekerse ne kazanacağını bilmeyen bir çiftçi profili yaratılmış maalesef. Bugünkü ülke şartlarında çiftçilerimizin arazilerine ekmek istemeyişlerini gayet anlayışla karşılamak zorunda kalıyoruz gerçekten. Çünkü ektiği zaman bunun karşılığında harcayacağı masrafın ne kadar destek alacağı, nasıl bir ücretle karşılaşacağı tamamen bir bilmeceye dönüşmüş durumda. Ektiği ürünü hasat ettikten bir yıl sonra aldığı bir teşvik veya destekleme sistemimiz var. Bir yıl önce patates para ettiğinde ertesi yıl maalesef tarlada da kalabiliyor. Örneğin bu yıl soğan eken arkadaşlarımızın gördüğüm kadarıyla ya da taze biber ekenlere bakıyoruz. Oldukça sıkıntı çektiler. Nareciye'de de dönem dönem işte iyi fiyatlar, kötü fiyatlar olabiliyor. Ama bunların tamamı sadece tarımda bile yeterince planlamanın olmayışını, bazı şeylerin iyi gitmediğini gösteriyor. Biz Deva Partisi olarak tarımda özellikle havza bazlı
projeler ve planlar yapacağız. Biraz açar mısınız başkanım olayı? Şöyle ifade edeyim. Örneğin Ambike Ovası'nda en verimli mahsulün hangisi olacağını bilimsel araştırmalarla tespit edeceğiz. Ve burada hangi ürünün ekilmesini teşvik etmek istiyoruz? Toprak analiziyle başlıyoruz. Elbette, evet. Elbette. Bilimin ışığı olmadan hiçbir şeye karar vermemek lazım. Bu ben böyle istiyorum, ekersem burada çıkar mantığı olamaz. Başlangıç noktanız çok sağlam. Evet, elbette. Evet. Örneğin bir bölgede hangi ürünün verimli ve kaliteli olacağını araştırması yapıldıktan sonra o ürün için burada bir destekleme güvencesi verilecek çiftçimize. Ama çiftçimiz hayır ben başka bir ürün ekmek istiyorum da derse ona da engel olamayız tabii ki, o kendi tercihidir. Ama çiftçimiz orada devletin planladığı o ürünü ekerse alacağı teşviğin ne olacağını ekmeden önce bilecek. Yani bir kumar oynamaya ya da bir iddia şekle, oyunu şekline getirmeyeceğiz çiftçimizin durumunu. Yani son görü değil, öngörüyle evet. Başlayacağız evet. Diyorsunuz. Yani evet. Fizibilite çalışmasını yaptıktan sonra evet. Olaya başlayacağız. Bu tarımda böyle olacak. Diğer birçok şeyde de... Ülkenin zaten, kaynakları da heba olmaz o zaman tabii ki. Planlamanın yapılmadığı hiçbir alanının başarılı olmayacağını zaten görüyoruz şu an. Başkanım zaten bakın çok güzel bir konuyu yaptınız. Özellikle bu konuyla özdeş olan bir husus var. Şu anda benim ülkemde 10 binlerle ifade edeceğimiz mesela işsiz ziraat mühendisi var. Doğru. 10 binlerle ifade edilen veteriner var. Evet. Yani bu şekilde yani toprakla haşir neşir olması gereken her anını toprakta harcayabilecek emeğinin tam özellikle enerjik zamanlarında hala iş bekliyor. Maalesef. Toprak nadas, maalesef. Mühendis iş bekliyor. Maalesef. İşte burada bir sıkıntı var değil mi başkanım? Ülkenin her yerinde bir planlama sıkıntısı var. Üniversite açarken de var, bölümlerini açarken de var, meslek yetiştirirken de. Yani ihtiyaca göre, ihtiyaca göre üniversite, fakülte evet. Açacaksın. Bu planlamayı yapmadıysanız işte üniversite mezunlarımız işsizlikle kalır. Her ilde birden fazla, ikiden fazla üniversite açarak bununla da övülürseniz ama işsizleriniz hepsi üniversite mezunu olur ve sonuç... 60'lı yıllarda bir mühendis olduğu zaman böyle işaret gösterlerdi. Evet. Şu giden mühendis derlerdi. Evet. Tabii ki biz o günleri de yani az sayıda okumuş insan profili de istemiyoruz ama tabii. Neticede planlanmış bir eğitim, planlanmış bir meslek yönlendirmesi... Her alanda, tarımda da olduğu gibi mutlaka devletin bunu ilimle, bilimle planlaması lazım. Başkanım zaten geçmiş hükümetlerde de Allah rahmet eylesin Sayın Demirel döneminde, Cevdet döneminde evet. De Sayın Erbakan Tülgeç yani o zamanlarda bile 3. 5 yıllık, 2. 5 yıllık doğru. Planlarla evet. Ve o planın da aşağı yukarı tutturma olayı da kuvvetle muhtemeldi yani. Doğru. Niye? Öngörülü başlanıyordu işe. Doğrudur. Yani ne kadar şey özellikle fizibilite çalışması yapıp yaparsanız kaynak da heba olmuyor. Elbette. Yerinde kullanılıyor. İnsan enerjisi de şey yapmıyor değil mi başkanım? Bilim zaten bunu gerektiriyor. Yani bilime uygun iktisat bilimine ya da tarım bilimine bahsettiğimiz gibi tüm şeylerde referansınız bilim olursa yanılmadan doğru kararı alınabilir. Evet. Ama ahbap çavuş ilişkileri, eş dost akraba adama göre iş yaratma kaygılarınız olursa maalesef durumumuzu işte böyle yaparsınız. Şimdi asıl işin böyle omurilik diyeceğimiz tarafı evet. Şu anda biliyorsunuz güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden bahsedemeyiz. Şu anda yok zaten. Yok. Evet. Daha doğrusu biliyorsunuz orası hem kutsiyeti bakımından hem de milletin iradesinin yansıtıldığı bakımdan da ayrı bir önem arz eder. Şu anda ama biz onu göremiyoruz. Ve göremediğimiz için de alınan kararların muhakkak bir tarafı boşa düşüyor. Başkanım, bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda muhakkak Deva Partimizin bir yol haritası vardır. Evet. Buyurun o zaman biz sizden dinleyelim onu. Şimdi öncelikle bir defa Cumhurbaşkanı'nın tarafsız ve partiler üstü olmasını savunuyoruz. Eğer bir çok cumhurbaşkanı, önemli. Bir cumhurbaşkanı hem partili hem de tarafsızım diyorsa bu pek mümkün olmadığını da görüyoruz. İnandırıcı da olmuyor. Olmuyor ve maalesef biz şu anda bunu göremiyoruz.
Evet, güçlendirilmiş parlamenter sisteminde bizim özlediğimiz güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, güçlü bakanlık kadroları ve güçlü bir yargı sistemi. Yani hukuk. Hukuk ve adaletin güçlü evet. olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Yani kuvvetler ayrımı ilkesi. Evet, evet. Bu zaten olmazsa olmaz. Avrupalıların, Batılıların da bizi şu anda en çok eleştirdiği, yargıya müdahale edildiğinin, meclisin herhangi bir kıymetinin kalmadığının, bakanlar kurulun mevsimlik işçi gibi bir kişinin lafıyla alınıp geri bırakıldığı ve hiçbir sorumlu olmayan kişilerin bakan olarak faaliyet gösterdiği bir döneme geldik. Tek bir sorumlu var, o da Cumhurbaşkanı. Böyle bir sistemin yürümesi zaten mümkün değildi. Başkanım, en ağrımıza da giden de şu. Benim ülkemde büyük ihaleler alan şirketler, holdingler, efendim konsorsiyum haline olan şeyler, bunların hukuksal olarak muhatabının İngiltere mahkemeleri olması benim hukukum bakımından soru işaretleri oluşturuyor. Maalesef. Yani benim ülkemde iş yapacaksın, İngiltere'nin hukukuna muhatap olacaksın. Böyle şey olmaz. Evet. Bu da nedir? Adam özellikle diyor ki benim hukukumda diyor kuşkularım var. Ülkemin hukukunda kuşkularım var. Şimdi zaten bir ülkenin hukukunda eğer kuşku düşmüşse devlet millet arasındaki güven de ne yapar? Sarsılır. Değil mi başkanım? Doğru. Buyurun devam edin. Eğer güven eksilirse siz yatırım getiremezsiniz. Eğer eksik bir güven ya da güven eksikliğiniz varsa kredi bulamazsınız. Bulursanız yüksek faizli bulursunuz. Bankalardan değil de bankerlere düşersiniz. Aynen. Sağlam yerlere yatırım evet. yapılır. Evet. Buyurun. Yani neticede şu anda Türkiye'nin düştüğü maalesef bankalardan değil de daha çok bankerlerden borç alan bir işletme mantığıyla yönetiliyor. Ne kadar acı bir şey. Dünyada bu kadar paranın bolluğu varken, bakın bugün Bulgaristan %1'in altında faizle borçlanabiliyorken, bizim Türkiye'nin hazinesi, Merkez Bankası çıktığı ihalelerde biz görüyoruz ki döviz bazında %6,5-7'lerle borçlanıyor. Ve levası evet, Türk parasını 5'e katladı. Tabii ki 30 Eylül'de yayınlanan hükümetin verdiği 3 yıllık döviz beklentisinde bir şey var. Cumhurbaşkanı da onayladığı bir kararnamede 31-12-2022 yılında dolar için biçilen rakam 9.30'du 2022'de. 2023'ün sonunda ise yanılmıyorsam 9.80 10 lira civarında olacaktı. Bugün geldiğimiz noktada 13.55. Katladı. Evet, evet. Dolayısıyla siz güveni kolay kaybetmişseniz geri tesir etmek çok maliyetli bir iş olacaktır. Ve bunu maalesef işte kura dayalı banka hesaplarıyla gelecek nesillerimize de ödetmek üzere bir kar almış durumdayız. Milli değerimiz olan liranın bu derece zayıf alım gücünün düşmesi, daha doğrusu dış itibardan yoksun bırakılması zaten bilmiyorum affedilir gibi bir şey değildir bu. Size sevgili başkanım, bizim sağ olsun izleyenlerimiz Abdülkadir Çakmak, efendim Ekrem Fildoğlu ve sürekli akıyor şeyler, tüm dostlarım, bize izleyen dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler. Sevgili başkanım, biliyorsunuz bizim bir başka gerçeğimiz daha var. Özellikle diyoruz ya işçi, memur, emekli falan diyoruz daha evet. doğrusu. Evet. Orta tabakamız zaten kalmadı da bu kesimle ilgili biliyorsunuz tenceresini kaynatmakta zorluk çeken bu kesimle ilgili muhakkak bir sosyal devlet anlayışıyla bir çalışmanız vardır. Evet. Buyurun. Evet. Biz Deva Partisi olarak her konuda eylem planları hazırlıyoruz şu anda. Yaklaşık 4 tanesi de hazır. Kısaca Deva Partisi iktidarında tek özetlemek gerekirse kimsenin aç ve açıkta kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yoksul ailelere sosyal konutları biz temin edeceğiz. Yani TOKİ gerçek işini yapacak en başta. Şehit yakını ve gazilerimize konut ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ben
başlık olarak söylüyorum. Yoksul aylara kış aylarında ısınma yardımı yapacağız. Ve yeni doğan bebeklere bir yıl boyunca süt ve bebek mamasını devlet olarak biz sağlayacağız. Şu andaki, evet, bazı sosyal destekler vardır. Biz bunları inkar edemeyiz ama o kadar çok karmaşık bir hale gelmiş ki Türkiye'de çok farklı kalemler ve başlıklar altında sosyal yardım uygulamaları var. Ve bunların bir kısmının da maalesef şeffaf olmadığını görüyoruz. Bunların tamamını biz tek bir merkezden şeffaf ve gerçekten hak edenin ve ihtiyacı olanın desteklendiği bir şekilde uygulayacağız. Biz bunu şöyle bir takım tespitlerimiz var Sayın Hocam. Partimize üye olmaya gelip daha sonra ya üye olmasaydım daha mı iyi olurdu acaba? Ya da üye olursam işte sosyal yardımlaşmadan aldığım yani tereddüt gibi. Ya da yaşlı anneme verilen maaş kesilir gibi. Mi? Kesilir mi? Bunlarla ilgili çünkü telefonla arandıkları veya ikaz edildiklerini söyleyen arkadaşlarımız var. Biz bunların kimsenin keyfine uygulamalarla olmamasını istiyoruz. Çünkü bu dağıtılan para kimsenin babasının parası değil. Bu insanlarımızın kendi hakları olan paralardır. Evet, bizim çok önemli bir projemiz var. Asgari geçim desteği dediğimiz bir başlık altında hane halkının asgari geçim ihtiyacının altında kalan ücretini bir kalemde hükümet olarak biz ödeyeceğiz. Kimseye gidip kapı kapı hasta için, çocuğu için ayrı bir başlık altında uğraşmayacaklar. Bunların tamamı sadeleştirilecek ve onlara bir lütuf gibi değil, hak olarak vereceğiz ve arttırarak yapacağız biz bunu. Sizin az önce söylediğiniz, şimdi özellikle size de selam gönderdim işler. Evet. Abdülkadir Çakmak arkadaşımız, evet. Filoğlu. Diyor ki, ülke diyor korku siyasetiyle yönetiliyor. Yani bu şu sosyal hakkın kesilir mi? Evet. Korku bir endişesi var. Evet. Yani buna değiniyor Abdülkadir Çakmak kardeşimiz. Ayrıca akaryakıttan uçtu gidiyor hocam ne olacak diyor, soruyor. Evet. Bir de diyor ki ülkece her alanda dışa bağımlılık oranının en aza indirilmesi ve yerli üretime dayalı bir ekonomi benimsemeliyiz diyor. Ancak bu şekilde ekonomi düzelir diyor. Başka türlü düzelmez diyor. Yani sizin de belirttiğiniz gibi. Evet. Dostlarımızın da sağ olsun bize de bu konuda ışık tutuyor, mesaj gönderiyor. Şimdi biz tabii dışarıdaki yabancı yatırımcıyı çekmeye uğraşırken biz elimizdeki yatırımcıları da kaybetmeye başladık. Gece zengin yatıp sabah fakir kalkabilirsiniz bu ülkede. Çünkü bir kişinin aldığı bir kararla bugün bazı haklarınızı kaybedebilirsiniz. Böylesine bir ortamda parası olan niye yatırım yapsın ki? İnsanlar öngörülebilir olmasını istiyor. Bakın sizin hazinenizin, hükümetinizin resmi gazetesinde yayınlanan bir örnekten bahsettim. Buyurun. 31.12.2022'de 9.30 olmasını öngördükleri bir döviz kuruna göre Türkiye'de yatırım yapmış bir dövizle borçlanmış bir sanayicinin ya da yatırımcının hali ne olurdu? Şu anda düştüğü durum diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla devletin kurumları bağımsız olmalı. Merkez Bankası'yla birlikte, yargısıyla, tüm kurumları, sermaye piyasası, BDDK dediğimiz kurumların tek bir merkezden emir almayacağı, kendi kanunlarına, kuruluş felsefesine uygun davranması gereken bir ortama çok sağlamak önemli. Zorundayız. Dolayısıyla merkez bankaları haftada bir, ayda bir dövize nasıl bir müdahale yapacak bununla ilgili köşkten nasıl bir talimat gelecek diye beklemeyecekler. Bilimin, iktisat biliminin gerektirdiği kural neyse, karar neyse onu verecekler. Doğrusu budur. İnşallah özgürlük derken Türkiye'nin en büyük sıkıntısı evet. Gençlerimiz bir tweetin ya da bir sosyal medyadaki yazdığından dolayı kapısından kimse evinden gelip alınmayacak. Biz onları özgür bırakacağız. Tabii ki kanunların, anayasanın suç kabul ettiği konularda kişi hak ve hürriyetlerinin izin verdiği ölçüde her türlü paylaşım yapmalarına izin vereceğiz. Ve bundan dolayı da hiç kimseyi elinden kelepçeleyip içeri atmayacağız. Sevgili Başkanım, size katkı olsun diye hemen aklıma geldi. Şimdi
biliyorsunuz hakimlerimiz, yargıçlarımızın düğmesi yoktur cübbelerinde. Öyle olmasa. Tabii. Kimsenin önünde eğilmemesi, bükülmemesi bakımından bu çok önemli, anlamlıdır yani. Şimdi öyle bir şey ki, tamam fikir özgürlüğü şu falan diyoruz ama özellikle yasalara saygı, yasalara güven konusunda vatandaşımız daima yukarıdakileri idol olarak alır, örnek olarak alır. Yani onların yasaya uyması, onların yasaya olan saygısı, tahammülü, bu konuda şimdi yukarıda bu konuda bir boşluk yaratıldığı zaman halkta obruk oluşuyor. Evet. Bu adalete ve hükümete, parlamenter sisteme, özür dilerim, ülke yönetimine bir güvensizlik oluştuğu zaman, bunların içerisinde en önemlisi adalete olan güven. Bizim 90 dakikada alınacak, iktidara gelindiğinde yapılacak 90 dakikada alınacak kararlarımız var. Birincisi, hiç kimse fikir ve beyanatlarından dolayı içeriye alınmayacak. Özgürce basın dilediğini söyleyecek. Kendi özgür iradesiyle. Ayrıca adalette yargının tam bağımsızlığını sağlayacağız. Yargıya bir defa şu söylenecek. Bizden size bir talimat gelirse uymayın kardeşim. Siz vicdanınızı ve anayasa ve kanunlara göre vermeniz gereken kararları uygulayın. Benim savcılarım, hakimlerim özlük haklarını güçlendirmemiz gerekiyor. Savcılarım şu kararı alırsam acaba yerimden olur muyum diye endişe duymayacak. Dolayısıyla yani o işte o zaman işte o ihsasız rey dediğimiz olay insanların zihninde oluşur ve onu söküp atması da çok zordur. Elbette, elbette. Yargının bağımsızlığı ve özgürlük, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması son derece olmazsa olmazımızdır. Ve bu ilk 90 dakikada tesis edilebilecek bir iştir. Yani diyorsunuz ki bizim özellikle halkımıza vaat ettiğimiz olayların altını doldurmadığımız herhangi bir şeyimiz, yol haritamız yoktur. Yok. Her şeyin altını doldurduk. Evet. Her ekibimizle birlikte bu konuda özellikle icra etmeye hazırız diyorsunuz. Sayın Babacan'ın çok güzel bir sözü var. Yapamayacağımız hiçbir şeyi söz vermeyeceğiz. Söz verdiğimiz her şeyin de yapana kadar peşini bırakmayacağız. Evet. Bu konuda çok kararlıyız. Zaten öngörülebilir bir politika ve ekonomi istiyoruz diyor Abdülkadir Çapak kardeşimiz. Elbette. Öngörülebilir politika izlemek zorundayız. Aksi halde savruluruz. Öngörülemediğimiz için şu anda dövizim zaten tutamıyoruz. Bundan önceki biliyorsunuz Akraba Bakan'a bir televizyon programında sormuşlardı dolarla ilgili düşüncesine. Evet, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Siz dolarla mı alıyorsunuz demişti ama evet biz dolarla maaş almıyoruz ama ihaleleri maalesef dolarla vermişler bizimkiler. Doların yaşamımızda etki etmediği bir tek alan var mı? Yok, yok. Ekmekten suya, elektrikten. Her bakımdan. Doların ya da dövizin gözümüzden kaçması ya da dövizle ilgilenmememiz diye bir şey olamaz. Döviz arttığı zaman hayat anormal zorlaşır. Geçenlerde ismi lazım değil, bakanımız diyor ki artık diyor trafik diye çok rahatladı diyor. Şimdi benzin akaryakıt olmuş 15'lere dayanmış. İnsanlara verilen zam birinci ayda erimiş. Evet. Ondan başka bir gelir kaynağı yoktur. Kapısındaki o araba artık küvet olarak kullanıyor. Çünkü artık yerinde kımıldatma mümkün değil. Maalesef. Değil mi başkanım? Maalesef. Başkanım özellikle şimdi bu konuda zaten muhakkak yine sizin bu konuda önemli çalışmalarınız var. Esnaflarımızla ilgili KOBİ olsun, diğer orta küçük esnaflar yani özellikle de şu pandemi döneminde özellikle işi aksamayan tek bir esnaf, tek bir iş göremezsiniz. Evet. Kepenk kapatmalarının sayısı milyonlara geldi, dayandı. Evet. Özellikle iflas konkordatı ilan edenler, iflasını açıklayanlar, kapıya kilit vuranlar, bunların artık takip edemez olduk. Bu konudaki yol haritanız nedir Sayın Başkanım? Özellikle girişimciliği sonuna kadar destekleyeceğiz. Biz girişimcilerimizin önündeki her türlü engeli kaldırmaya amaçlıyoruz. Kesinlikle
tüm Türkiye'yi teknopark ilan etmek gibi bir projemiz var. Yani destekleme almak için teknoparklarda gidip oralarda şirket kurmak, oralarda çalışma yapmak yerine tüm Türkiye'yi özellikle inovatif ve araştırmacı, geliştirmeci projelerde teknopark ilan edeceğiz. Bunun için herhangi bir yer kısıtlaması olmayacak. Yeter ki girişimcilerimiz kendi yatırımlarını, kendi fikirlerini hayata geçirebilsinler diye sonuna kadar desteklenecek. Ayrıca işçilerimizle işverenlerimiz arasındaki kıdem tazminatı sorununu mutlaka biz çözeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Kayıt dışı kalmayacak şekilde gerek işçilerimize, gerekse işverenlerimize gereken destekler yapılacak. Çalışanların hiçbirisi kayıt dışı olmayacak. Daha çok emeklilik primi ödeyen, daha uzun süre çalışanın daha yüksek emekli maaşı almasını sağlayacağız. Bakın bugün EYT dediğimiz arkadaşlarımızın sorunlarını zaman zaman dinliyoruz. EYT ile ilgili çözümü mutlaka Ali Bey'in sözü var. Biz bulacağız diyor. Biz onu çözeceğiz. Ama her şeyden önemlisi... Zaten sevgili başkanım, anayasamızın üzerinde de bu vardır. Yani kişi emekliliği hak etmişse, ki kendi Sayın Cumhurbaşkanımız da başta olmak üzere 40 küsürlü yaşlarda emekli oldu. Evet. Yani emsal olarak ben gösterirsem, bana deseler ki emsal göster deseler, ben Sayın Cumhurbaşkanını gösteririm. Çünkü kendisi de 40 küsürlü yaşlarda emekli oldu. Yani bu insanların şimdi başka bir kapıdan iş bulamıyor. Maaşı da bağlanmıyor. Evet. Peki bu insan ne yapacak? Tabii şunu da kabul etmek lazım. Bugün SGK kurumunun çalışanla çalışmayanların sayısını çok fazla geçmişte yapılan hatalar da olabilir. Çok genç yaşta emekli etmemiz halinde sürdürülemez bir duruma da gelmesinden. Bunun bedeli halk ödetilmemeli ki. Yani yapılacak, alınacak her türlü kararın bir defa herkesi kapsayıcı ve sürdürülebilir olması gerekir. Yani genellikle bizim bakış açımız budur. Yapılacak bu yapısal değişikliklerden tüm halkımız yararlanıyor mu yoksa çok az bir kesim mi yararlanıyor? Sayın Başkanım zaten özellikle Sayın Babacan'ın ekonomiye özellikle baktığı dönemlerde, ekonomiden sorumlu bakan olduğu dönemlerde ki... ülkenin seyrine bakacaksın ve sonrasına. Ben diyorum zaten Sayın Babacan öncesi, Sayın Babacan sonrası. Veyahut da Sayın Babacan zamanı, Sayın Babacan sonrası. Doğru. Diyorum. Yani muhakkak Sayın Babacan'ın da özellikle o zaman gerçekleştiremediklerini şimdi Deva Partisi ile bir engel de yoktur. Hem zamanı hem kaynağı kullanma konusunda da bir sıkıntı da yoktur. Ben istikbal vaat ediyor diyorum ve umut vaat ediyor. Toplum tarafında da Sayın Başkanım gittiği yerde kabul görüyor. Evet, gerçekten Genel Başkanımızın bize sağladığı bu avantajı biz sahada çok görüyoruz. Deva Partisi olarak öncelikle kendimizi tanıttığımızda henüz Deva Partisi'ni daha önce duymamışsa bile Ali Babacan Bey'in selamı deyince herkes gayet güzel bizi karşılıyorlar. Güven veriyor yani. Ali Babacan ismi şu anda bizim partimizin oldukça da üzerinde bilinirliği ve karşılanırlığı. O yüzden biz Ali Babacan ismine yakışarak, yakışanı yapmak için Deva Partisi'nin adını daha çok duyurmaya gayret edeceğiz. Şimdi başkanım, bir de benim en çok rahatsızlığım, bu siyaset dilinde çok çok rahatsızım. Şu andaki kullanılan siyaset dili, bir nevi zehirleyen tipte. Yani ben artık haberleri özellikle 8 gazetede 10 gazetede okuyan bir insan ve sürekli haber ve şey peşine koşan bir insan izleyemiyorum. Elim yüreğimde bir efendim yanlış kelime kullandı, bir hakaret, bir incitme. Şimdi bunun başka şekilde bir yöntemi yok mu? Evet. Hoşgörü tarafı yok mu? Elbette bu geçmiş dönemlerde örnek siyasetçilerimiz empati yok mu? Empati. Olduğu gibi şu anda da Ali Bey'in üslubunda biz bunu zaten görebiliyoruz. Zaman zaman işte niye bağırmıyor genel başkanınız diyenler oluyor bize. Ama biz diyoruz ki ya bu kadar bağıran varken bir tane de böyle ne söylediğini anlayabileceğimiz bir liderimizin olması bizim daha çok arzu ettiğimiz bir şey. Ve vatandaşla bütünleşmede de bir sıkıntısı yoktur yani. Hayır.
Vatandaşla bir sıkıntımız yok. Biz bir an önce seçimle vatandaşımızla kucaklaşmak istiyoruz. Şimdi başkanım, yani hatta öyle bir şey ki, yani 3 CIA ile gelmişlerdi AK Parti. Evet. Efendim. Evet. İşte yasaklılar yoksulluk, efendim, yolsuzluk olarak yapıldı. İnanır mısınız? Şu anda bir umut belirmişti. Şu anda inanır mısınız? Yolsuzluk dediği zaman insan nereyi hatırladığını biliyor yani. Evet. Yani şimdi bir ülkede 196 kez ihale kanunu değişir mi başkanım? Maalesef. Özellikle bu ihale kanununun değişmesini neye yorumluyorsunuz başkanım? Buyurun. Şimdi idarelerin, iktidarların, hükümetlerin şeffaf ve hesap verebilir olması lazım. Eğer siz ben kimseye hesap vermem diyorsanız, o zaman işte kendinize göre ihale kararları alırsınız. Ben hesap vermek istemiyorum derseniz, istediğiniz kadar kanun çıkartın, onu bypass edecek bir kapı bulursunuz. Bugün dediğiniz gibi ihale kanunu 20 yılda herhalde bir 20-30 kere değişmiştir. Olması gereken şudur, Ali Bey'in de her zaman bunu savunduğu. Gelişmiş ülkelerdeki, Avrupa Birliği ülkelerindeki ihale kriterleri neyse onu getireceğiz. Burada tamamen şeffaf ve eşit fırsat eşitliği sağlayan, adaletli bir yarışı sağlayan bir ihale yöntemi ortaya koyacağız. Yoksa köprüymüş, otoyolmuş, barajmış, bunlar fazlasıyla emin olun DEVA Partisi iktidarında çok daha fazla sayıda yapılacaktır. Bizim bunlarla yapılmasıyla ilgili bir endişemiz yok. Ancak devletin kaynaklarını daha efektif kullanarak, daha ucuza, daha kaliteli hizmetlerin verilmesinin önünü açmak için devletin elinden geleni yapması lazım. Biz bunun mutlaka takipçisi olacağız ve hesap verebilir kurumlar oluşacak. Yasalara göre verilen hakları kullanırken sorumluluğunu da bilecek ve gerektiğinde hesap da verecek. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sisteminde hiçbir bakanın çıkıp hesap verdiğini ben görmedim. Ve bir şey daha dikkat, muhakkak kesinlikle evet, sizin de dikkatinizi çekiyor da. Mesela özellikle Sağlık Bakanımız her gün pandemi ile ilgili bilgi verildi bir zamanlar. Şimdi onu da yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi talimatlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın efendim tesipleriyle demeden cümleye başlamıyorlar. Ya şimdi bir bakan evet, konusunda, hangi bakanlığa bakıyorsa konusunda karar verici olmalı. Yani evet, şu şudur budur. Ve buna da artık Cumhurbaşkanı'nın tahammül göstermesi ve saygı duyması lazım. Yani tek kişiden yaparsa o zaman onun adı cumhuriyet olmaz. Onun adı demokrasi olmaz. Evet. Onun adı hukuk devleti olmaz. Olsa olsa monarşi olur. Başkanım, şimdi bir özellikle demin söylediniz ya, işte efendim otoyollar, tüneller, evet, efendim ihaleler, şunlar bunlar. Siz de muhakkak ağırınıza gidiyordur. Şimdi benim ülkemde iş yapıyor, köprü, tünel, efendim alt geçit, üst geçit her neyse, havaalanı falan, hastane, efendim dolar garantili, İngiltere mahkemesine kabul ediliyor. Şimdi benim ülkemde TL diye bir milli paramız var. Türkiye'de iş yapıp da dolar garantili işi taahhüdün altına imza atmak ne kadar milliliktir? Buyurun başkanım. Maalesef şimdi eskiden sadece bu 5 kişiye yapılıyordu bu garanti. Şimdi Türkiye'de parası olan herkese dövize bağlı güvence verilmeye başladı. Bunu daha ileride çok ağrılarına çekeceğiz. Türkiye'de Türk parasına olan güvene bu kadar eksiltirseniz, bankada aman insanlar parasını dövize çevirmesin diye şu anda dövize endeksi banka hesapları açma imkanı hazırladık. Başkanım bak, diyor ki Nurberen Demir kardeşim, Abdülkadir Çakmak kardeşim, ayrıştırıcı dil değil, bütünleştirici dil istiyoruz. Bu vatandaşın sesi. Evet. Bal tutan parmağını yalamaya dürüstlük denir mi diyor.
dürüst, adaletli, en önemli vicdanlı, vatansever kadrolara ihtiyacımız var diyor. Evet. Abdülkadir Çapa kardeşim. Yine Ekrem Fildoğlu kardeşim tek güven veren işte lider olarak Sayın Babacan'ı söylemiş. Ve size de ayrıca bu konuda başarılar diliyor. Sağ olsun. Şimdi değerli başkanım, güven diyoruz. Evet. Güven özellikle işte yastık altında sürekli gönderme yapıyoruz biliyorsunuz. Doğru. Yastık altına gönderme yapıyoruz. Oysa ki ben 10 liram da olsa bir devlet bankasına yatırırken endişe duymamam lazım. Şu anda devlet bankalarına da şey yapmıyor vatandaş, diyor ki ne olur ne olmaz diyor. Önünü göremiyor. Başkanım, bu diğer mesela şeylerde işte TÜİK'in verdiği rakamlar, işte Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlar, eğitimin yani tüm bakanların verdiği rakamların halk tarafında pek inandırıcılığını göremiyoruz. Ne oldu Sayın Başkanım bize? Maalesef Türkiye'de gece yarısı TÜİK başkanları görevden alınıyor. Merkez Bankası başkanları gece yarıları kararnamelerle görevden alınıyor. Bu durumda bu insanların kendi bağımsız, özgür iradeleriyle iş yapma kabiliyetleri maalesef kalmamış. Evet. Bu işin sürdürülebilir olmadığını hepimiz görüyoruz. Ali Bey'in de her zaman ifade ettiği gibi biz bu güveni yeniden tesis etmek için var gücümüzle çalışacağız diyor. Bakın başkanım, bir bilgimi yapayım, paylaşayım sizinle. Şimdi şu anda biliyorsunuz bir enerji, şu anda benim ülkemin zirvesine oturdu. Evet. Enerji olayı. Ve biliyorsunuz uçuyoruz, kaçıyoruz cümlelerini çok duyuyoruz ama yansıyana bakıyoruz. Birbirini tutmuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, termal kaynakları, hidroelektrik, rüzgar enerjisi, nükleer enerji, jeotermal enerji, Çin, kömür, hidroelektrik ve sayıyor Rusya, Fransa, Güney Kore. Şimdi bu 10 ülke, Türkiye'deki bu 10 ülke enerji sorununu çözmüşler. Yani dışa bağımlı değiliz biz diyor kardeşim. Evet. Peki biz bunu niye beceremiyoruz Sayın Başkanım? Bakın rüzgar enerjisi konusunda bizim benim ülkemin 7 iklimin günde pardon bir senede 4 iklimi aynı anda yaşanan tek ülke. Evet. Ve bu konuda özellikle su kaynağımız var. Rüzgar konusu var. Özellikle madenimiz var. Çıkartılmadık. Çünkü çıkartma konusunda da özellikle birilerinden muhakkak yeşil ışık gelecek. Evet. Ben kendi kaynağımı bir başkasının icazeti olmadan çıkaramıyorum. Ne acı değil mi? Maalesef. Maalesef. Şimdi başkanım, özellikle bu enerji konusunda bize Deva Partisi il başkanı olarak bize neler söylemek istersiniz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu Darboğaz'dan, enerji sıkıntısından kurtulmak, daha doğrusu dışa bağımlılıktan kurtulmak konusunda. Şimdi öncelikle her alanda olduğu gibi enerjide de planlı ve programlı olmak lazım. Evet, biz maalesef çok komşularımızda olduğu gibi doğalgazımız, petrolümüz, buna dayalı bir gelirimiz yok. Biz daha fazla yenilenebilir enerji kaynakları. Karadeniz'de bulmuştuk doğalgazı başkanım. İnşallah henüz daha ulaşmamış herhalde Karadeniz'e. Evet. İnşallah onları da gördüğümüzde. İnşallah. Hep birlikte seviniriz. Ben bu ülkenin gaz ya da petrol ya da maden bulmasından da rahatsız olmam. Umarım bir an önce ekonomiye katılımını sağlamak bize nasip olur. Evet, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda biz hem yatırımcılarımızın önünü açmalıyız ve bu işi adrese teslim yapmamalıyız. Bakın yine söylüyorum, Enerji Bakanlığı'ndan bu tür lisansları almak için aralarda aracı kullanmak zorundasınız. Alınacak bu kararların tamamen Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi tüm yatırımcıları ve ev abonelerini bile kapsayıcı şekilde getirmemiz lazım. Yani siz oturduğunuz evin çatısına elektrik panelini koyup hem kendi enerjinizi üretmeniz, hem de komşunuza
hem de TEDAŞ'a enerji satabiliyor olmanız lazım. Maalesef evet, kağıt üstünde bunlar hep konuşuluyor ama bu pratikte yapmaya kalkarsanız herhalde çok uzun bürokrasiden geçiyorsunuz. O yüzden hem planlanacak hem de enerji verimliliği yasasını bir daha gözden geçirip bunun da uygulanabilir bir hale getirmemiz gerekecek. Bizim tüm kaynaklarımızı, suyumuzu, enerjimizi, gazımızı, olan maden kaynaklarımızı çok verimli bir şekilde kullanmaya ihtiyacımız var. Bizim bunların hiçbirini heba edecek lüksümüz yok. Hem olumlu anlamda planlama yapacağız, hem de bunların verimli kullanımı için sürekli yatırımları ve kullanıcıları eğitime ve teşviğe uygulayacağız o insanlara. Sevgili Başkanım, şimdi özellikle geçenlerde bir ana muhalefet partisi lideri bu ufada söylediği bir söz vardı. Yani daha doğrusu tarıma elverişli olmayan kayalık yerlerde paneller konarak Urfa'nın esnaflarına enerjinin bedava verileceğiyle ilgili. O gün ben iktisat, yani işletme mezunu bir olarak, yani diplomalı bir ekonomist olarak, altını çizerek söylüyorum, diplomalı bir ekonomist olarak oturdum, naçizane bir hesap yaptım. Bir kerecik bir masraf yapılıyor ve ondan sonra senden ekmek su istemiyor. Doğru. Ve yani olmayacak diye bir şey yoktur. Olmayacak diye bir şey yoktur. Az önce siz çok güzel belirttiniz. Kendi çatınızda elektriğinizi karşıladığınız gibi TEDAŞ'a da diyor elektriği satarsınız. Evet. Şimdi siz özellikle bu konunun da bizzat merkezinde yer alan, bu işlerle iştigal eden bir başkanımızsınız. Yani bilerek konuşuyorsunuz olayı. O nedenden dolayı yani pek öyle ihtimal dışı bir şey değil yani. Niye olmasın ki? Elbette bunlar kağıt üzerinde zaten bunların yasaları, hazırlıkları yapılmıştı. Tabii yapılmış değil mi? Mutlaka yapılmıştı. Ancak pratikte bunların uygulanması biraz zaman alıyor. Ve bürokrasinin altından kalkamıyor vatandaşlarımız. Son olarak şunu da ifade edeyim. O bahsettiğiniz güneş tarlaları dediğimiz yatırımları şu anda Urfalı bir kardeşimiz ben yapacağım dese yukarıdan lisans alma imkanı yok. Önce onu kime söz verdiler, o bölgenin lisansı kimin elinde, bunlara bakmak lazım. Yani bireysel yatırımcıların limitleri oldukça düşük çünkü. Eğer siz toplu güçle bir lisans almak istiyorsanız bunun için önce EPDK'ya ve Enerji Bakanlığı'ndan lisans almanız lazım. Maalesef bu lisanslarda ne kadar planlı, ne kadar değil çok göremiyoruz. Kimlere verildiğini, ne kadar şeffaf verildiğini maalesef çok da bu arada geçen lisans alınca da arada geçen aylar, yıllar içerisindeki vatandaşın hali ne olacak? Maalesef yaşayacağız, göreceğiz biz bunları. Onun için sevgili başkanım, şimdi bakın, benim ülkem aslında fakir bir ülke değildir. Benim ülkemin kaynakları da vardır. Mutlaka. İklimi de müsaittir. Evet. Toprakları bereketlidir. İnsanları çalışkandır. Ama önder, yani yol gösterici, rehber olacak. O rehber ki özellikle çiftçisine inanacak, köylüsüne inanacak, tarım, hayvancılığına inanacak. Ben neden efendim Angus sineklerine gideyim de muhtaç olayım sevgili başkanım? Benim kendi hayvancılığım, benim ulaşan insanlarımı desteklesem, her neyse sübvansiyon şu bu, kendi şeyime, efendim kendi yetiştirdiğim bir ürünü yemek, ondan faydalanmak, sütünden, etinden daha başka bir haz verir insana. Bakın Türkiye'de tarıma ve hayvancılığa verilen destek milli gelire göre oranlarsanız çok düşük. 21 milyar Türk lirası. Bugün bizim faize ödediğimiz bu yılki para, hemen onu size izah edeyim. Bütçeden 2022 yılında ödenmesi öngörülen, bu TÜİK'in veya hükümetin yayınladığı rakamlardan bahsediyorum. 240 milyar Türk lirası biz faize para ödeyeceğiz. Bu zaten sadece faizi. Bu yılki 2022 yılında hükümetin öngördüğü faiz ödeme
bütçesi. 240 milyar lira. Bakın biz sadece Türkiye'de tarıma bağlı olarak sulama projelerini hayata geçirmemiz için bizim ihtiyacımız olan para en fazla 20-25 milyar lira. Biz bir takım projelerde ertelesek ve tarımdaki en fazla suyu hibe ettiğimiz, o vahşi sulama dediğimiz sulama yönteminden vazgeçip basınçlı sulama sistemine geçirirsek, damlama sulama sistemine geçirirsek, bunun için harcayacağımız para bir yılda ödeyeceğimiz faizin %10'u kadar. Yani bizim çiftçimize zaten yılda 21 milyar biz destekleme yapıyoruz. Verdiğimiz bütün desteği tutar bu kadar. Başkanım, bu tefecilere biz faiz verme alışkanlık haline geldi, bir davranış haline geldi. Yani. Şimdi tabii ki ülkeler, özel sektör, kamu mutlaka borçlanırlar. İnsanların, kurumların büyümesi ya da harcamalarını yapması için dışarıdan kaynak kullanması gereklidir. Ve bunun için de bir miktar faiz ödenebilir. Bakın sadece bir örnek vermek istiyorum size. 2002 yılında Ali Babacan'ın ekonomiyi teslim aldığı dönemden itibaren 2017 yılına kadar ödenen faiz giderimiz 52 milyarla 57 milyar arasında değişmiş. Ali Babacan'ın görevi devrettiğinden itibaren 74 milyara, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Akraba Bakanlığı 100 milyara, geçen yıl 134 milyar liraya ve bu yılda 180 milyar lira faiz ödemesi yapmışız. Ali Babacan'ın ekonomiyi devrettiği andan itibaren Türkiye tam anlamıyla bir faiz cenneti olmuş. Peki başkanım, biz betondan başka ben bir hizmet görmedim istihdam yaratan. Çoğu zaman eleştirdiğini biz geçmiş beyanatlarından da zaten görüyoruz Ali Bey'in. Büyümeyi kapsayıcı olması lazım. Sadece betona gömerek büyüyemezsiniz. Sanayiye, yatırıma, tarıma bu paraların bir kısmını harcamanız lazım dediği zaman da maalesef Ali Bey'in çok fazla dinlemediler. Şimdi zaten başkanım, bir tabii ki bu konuda özellikle bu işin kompetanı olan bir kişinin özellikle ortaya inandırıcı, evet, gerçek rakamları kenarıyla köşesiyle belli raporları gerekçesiyle birlikte sunup da karşıdan eğer şey görmüyorsa yapılacak tek şey Sayın Ali Babacan'ın yaptığı gibi olacaktır. Yani o zaman bizim burada daha fazla kalmamızın anlamı yoktur diyecektir. Ve onda demekte de gecikmedi yani. Evet. Başlangıçta tabii parti için mücadeleyi sürdürdüğünü görüyoruz. Tabii tabii. Ancak etkisinin olmadığını görünce ve iyileşmeyle ilgili bir ihtimal de görmeyince, hele hele son zamanda tek kişilik bir cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra orada kalmaların bir anlamını görmeyince Deva Partisi'ni kurmaya karar veriyorlar. Ve bana göre de şimdi şu anda izlediğimiz rapor efendim televizyon programlarında, evet, Sayın Babacan'ın vatandaşla buluşması, Sayın Babacan'ın özellikle onlarla diyalog içerisinde olması, konulara yaklaşımı ve vatandaşı anlaması bakımından, evet, ben bilmiyorum da son derece karşılık buluyor. Bunu bir sahada dediğim gibi sürekli karşılaşıyoruz. Ali Bey'in vatandaşın yanında çok güçlü bir karşılığı var. Bu hem AK Parti'ye oy veren seçmenlerin nezdinde hem diğer muhalefet partilerine oy veren tabanda da Ali Bey'in herkese güven verdiğini. Bir de şey dikkatimi çekti Sayın Babacan'ın, ben kelimesini kullanmıyor. Evet, evet. Bu çok önemli. Sayın Mehmet Haşim Ertuğ kardeşimiz, sizin selamlar var. Özellikle kolay gelsin. Güzel konulara değindiğimizle ilgili çabuyor. Özellikle yine dostlarımız bütçemizi planlı ve verimli kullanıp her alanda topyekün kalkınmaya ihtiyacımız var diyor birisi. Elektriğe özel şirketlerden alındı mı %60 daha indirimli kullanacağız inşallah diyor Nur Veren Demir arkadaşımız. Ve bir de yine adalete şey yapıyor, vurgu yapıyor. Adalet olmazsa olmaz. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, gelelim bir başka konuya. Biliyorsunuz
bu sözleşmenin İstanbul'da yapılmış olmasından dolayı, imzalanmış olmasından dolayı sözleşmenin adı İstanbul Sözleşmesi'ydi. Evet. Kadınların, özellikle kadınları merkeze alan bir şeydir. Kadın hakları, kadınların efendim haklarının efendim şey yapmaması, zarara sektiği uğramaması konusunda onların her bakımdan fiziksel olarak, ruhsal olarak güvence yakalanması bakımından da İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz ülkeler arasında imzalandı. Her nedense ev sahibi olarak biz İstanbul Sözleşmesi'ne bir kalemden siliverdik. Evet. Şeyi, uluslararası hukuku gözden geçirdim. Hiçbir şekilde diyor tek imzayla bu sözleşmeden çekilemezsiniz. Geçemezsin diyor. Çekilemezsiniz. Yani o yok hükmündedir diyor. Evet. Gerçekten sizin tarafınızda nasıl görünüyor Sayın Başkanım? Ali Bey, şimdi biz Avrupa Birliği'yle bütünleşeceğiz diye bütün heyecanla ilk 2002 ile 2010 arasındaki faaliyetlerini izlerken de AK Parti'nin, maalesef hükümetin daha sonra her geçen gün Avrupa Birliği yolculuğundan uzaklaştığını ve bu talebinin demek ki olmadığını anlamaya başladık. Evet, bugün İstanbul'da bir sözleşmeye karşılıklı olarak imza atıyorsunuz ve akşam yine bir gece vakti Cumhurbaşkanı imzasıyla sözleşmeden çekiliyorsunuz. Bu tamamen mızıkçı çocukların yapacağı bir iştir. Bu devletler arası hukukta ya da kurumlar arası hukukta yapılan sözleşmelerde pek karşılığı olmayan, çok görülmeyen, nadir görülen olaylardır. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bizim duruşumuz nettir. Bu ülkede tercihler ve yaşamlara kimsenin müdahale hakkı yoktur. Kadınlarımızın da, gençlerimizin de hepsinin güvencesi devlet olacaktır. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, iptal ile ilgili bizim Türkiye'de yaklaşık 60 ilde hukukçu arkadaşlarımız müracaat ederek bunun sözleşmeden çekilme kararının iptal ile ilgili davalar açıldı. Çünkü bu bizim Avrupa'ya bakan yüzümüzü bir anlamda örtmüş bir hale getirdi. Sayın Başkanım, dava açma olayı yürürlüğe girdiği zaman olur. Şimdi şöyle, yok hükmünde sayıldığı zaman bu iptal etme olayı tek imzayla. İptale ilişkin itirazımız var. Tamam, şimdi İptale oldu. İptale ilişkin. Şimdi oldu. Sözleşmenin iptaliyle ilgili dava açma süreçleri başlatıldı ve bu davalar devam ediyor. Ki günümüzde biliyorsunuz ki kadın cinayetleri, kadına evet, zulmetme ile ilgili haber izlemediğimiz gün yoktur. Evet, kişinin kendisine, diğerlerine, bir başka tercih sahiplerine ya da başka gruplara karşı onları ezmeye, kendini haklı görmeye hiçbir zaman böyle bir fırsatı görememesi lazım. Hukuk evrenseldir. Evet, bu da adaletin herkese lazım olduğu bir tabii, anlayışla aklımıza geldiği için buna verdiğimiz tepkide tüm 81 ilimizde de böyle bir tepkiyi koyduk. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına birincisi hem devletlerde devamlılık esastır. Sizin kurumlarınızın imzaladığı sözleşmelerden çekilme yöntemi zaten yanlıştır. İkincisi biz bilakis özgürlüklerin artması ve insan hak ve hürriyetlerini daha fazla rahat kullanabileceği bir ortama özlemişken bunun bir gecede ortadan kalkması, İstanbul Sözleşmesi nezdinde de olsa ortadan kaldırılmaya çalışılması kararı bizi de çok rahatsız etmiştir. Sayın Başkanım, şimdi az önce ifade ettiniz, 240 milyarla bizim şu anda faiz ödememiz evet, söz konusu. Evet. Şimdi biz bu faizi ödeyeceğiz, sonra bir bakacağız çekmeyeceğimize, kasamızı çekeceğiz. Efendim, bir şey görmemiz lazım. Ben o gün çekmeceyi çektim. Bir yazı var. Diyor ki ne arıyorsun burada diyor. 47 milyar dolar senin borcun var diye yazmış. Ben geri çekmeceyi kapattım. Evet. Yani çekmece de bu şekilde çıkıyor. Evet. Borcu diyoruz şeye. 240 milyar. Tarıma, hayvancılığa, esnaflara, hobiye, özellikle emekliye, çalışana biz nasıl bu konuda şey yapacağız, ışık tutacağız? Onların mutfağının kaynaması konusunda nasıl yetişeceğiz? Şimdi tabii dünyada bu kadar para bolluğu varken bizim insanımıza bu yoksulluğu yaşatmamız gerçekten çok büyük beceriksizlik.
dünyada çok düşük faizlerle dilediğiniz kadar para ve kredi bulma imkanınız var. Ancak bunun için işin ehli bir kadro lazım. Bu paraya, bu krediye ulaşmak oldukça kolay. Yeter ki siz ne yapacağınızı, hangi yatırıma yapacağınızı ve bu parayı çarçur etmeyeceğinizi karşı tarafa bu güveni verin. Türkiye'de Ali Babacan'ın ismi bile emin olun bu paraların, bu yatırımın Türkiye'ye gelmesini sağlayacaktır. Evet. Başkanım sağ olun. Bir de özellikle şu an diyorsunuz ya güven. Evet. Güven daima liyakatla omuz omuza yürür. Doğrudur. Liyakatın özellikle esas alınmadığı bir ülkelerde biliyorsunuz malzeme kötü insanlara eline düşer. Yetersiz ve liyakatsız insanların eline düşer. Çarçur olur. Yani mutfakta bir şeyle yemekle ilgili becerisi olmayana malzemeyi teslim ederseniz ortaya yemek koyabilir mi? Evet. Koyamaz. Malzemeyi bilene vereceksin değil mi? İşin ehline verin. İşin ehline vereceksiniz. Evet. Ama şu anda böyle bir şey diyemiyoruz ne yazık ki. Çünkü kolay zengin olma akıllılıkla ifade ediliyor şimdi. Evet. Kolay zengin olma. Kolaycılık. Kolaycılık. Bu maalesef... Oysa ki hak ederek zengin olmak evet. Herkese o zaman şey yapar. Yani hak ederek zengin olduğu zaman kimse sana yanlış bakmaz, şüpheli bakmaz. İşte bunun için devletin kurallarının herkesi kapsayıcı olması lazım. Yatırımcıların desteklenmesi, çalışanın ödüllendirilmesi ve gençlerin özgürce fikirlerini söyleyebileceği bir ortamı sağlamanız gerekiyor. Bugün Türkiye'deki 10 gencin 9'u ben ülkeyi terk etmek istiyorum, Avrupa'da ya da Amerika'da yaşamak istiyorum diyor ise burada oturup iki kere düşünmek lazım. Kesinlikle. Biz öncelikle bu gençlerimizin eğitim ve turizm amaçlı Amerika'ya, Avrupa'ya gitmelerinden rahatsız değiliz. Ama oradaki birikimlerini mutlaka alıp Türkiye'ye hizmet etmeleri için var gücümüzle çalışacağız. Biz o gençlerin Türkiye'ye olan umutlarını yeniden yeşerteceğiz inşallah. Başkanım Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Allah kadir gani rahmet eylesin, önden tazimle ediyorum. Amin. Bu efendim, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra ilk yaptığı işlerden bir tanesi de Almanya'da bilim insanlarını ülkeye getirmek ve onlardan ciğerdesiyle istifade etmektir. Yani bakın görüyor musunuz olaya bakın. Beyin göçünden değil de beyin İtalya. Tersine göç oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Özellikle ve bu konuda ben şunu söylüyorum. Tarlada bir bakıyorum tarlada Mustafa Kemal. Traktörün üzerinde. Bir bakıyorum Karasaban'ın ucunda. Bir bakıyorum teyzeyle söyleşiyorum. Şeyle ilgili, evet. Efendim tarımla ilgili, durumuyla ilgili, efendim hayvanıyla ilgili sorunlarını dinliyor. Evet. Yani değerli başkanım, bu beyin göçü bir başka şeye benzemez. Doğrudur. Yani bugün onlar kolay yetişmiyor. Biz onları küstürürsek, yani bir insanın en ağır ceza ülkesine küsmesi. Başkanım bu konuda özellikle Sayın Babacan'ın muhakkak sizinle paylaştığı şeyler vardır. Evet. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Öncelikle gençlerimizin bu karamsarlığı üzerinden atmaları için yine bahsettiğim gibi biz onların mülakat dediğimiz bir sınav sistemimiz var biliyorsunuz. Başlangıçta mülakatı kaldıracağız diyor Ali Bey. Özellikle gençlerin ülkeye olan güvenini en büyük zedeleyenlerden. Şüphe arz eden taraflarını bir tarafa yapacağız diyorsunuz. Bakın KPSS'de çok yüksek sınav olması, puan almasına rağmen mülakatta elenen bir sürü genç arkadaş görüyoruz. Soru işareti olmuyor mu Sayın evet. Başkanım? Mülakatta gerçekten mülakatın biraz anlamı, amacı farklı yerlere gitmiş gibi gözüküyor. O nedenle mülakatı biz kamu alımlarında kaldıracağız diyor. Özellikle gençlerin engelli kardeşlerimiz için de böyle bir teklifi var. Kadroların tamamını dolduracağız. Engelli kadrolarında boş yer bırakmayacağız diyor. Biz engelli kardeşlerimizin engellerini kaldıracağız diyor. Şu anda ülkemizdeki engelli sayısı 12 milyon. Maalesef. Burada
gençlerin yaşadığı haksızlıklardan dolayı ülkeye küsmelerinin önünü açmamız için bizim onlara yeniden bu güveni vermemiz lazım. Bu gençler artık Türkiye'de iş aramaktan vazgeçtiği için İşkur'un listesinde olmuyor. O yüzden İşkur'un ya da TÜİK'in hangisi açıklıyorsa bu işsizlik verilerine de çok fazla inanmamak lazım. Evet. Çünkü Ali Bey'in her zaman söylediği bir şey var. Türkiye'de artık iş aramaktan umudu kesmiş, ev genci olmuş, ev genci diye tabir ettiğimiz genç kardeşlerimiz artık evde annenin babanın eline bakar haldeler. İşte bir tanesini biraz söyle buradan efendim. Evet. Kız sorunum var. Evet. Gazi Üniversitesi'nde dereceyle bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Adalet Yüksekokulu'nu bitirdi. Maşallah. İki şu anda evde iş bekliyor. Dede diyor fazla diyor okul bitirmek diyor sabıka kaydımıza işlenmiş diyor. Şimdi bir gencin böyle bu cümleyi kurması maalesef beni incitti. Beni bilmiyorum da beni incitti ziyadesiyle. Bir bu ülkeye 46 yılını vermiş eğitim camiasından vermiş bir kişi olarak biz sanırım olmamız gereken noktada değiliz. Şimdi en kısa sürede ekonomiye vereceğimiz bu güvenle Türkiye'deki yatırım ve istihdam iklimini oluşturduktan sonra gençlerimizin işsiz kalmayacaklarını ümit ediyorum. Ve bu işi tersine çevirecek yegane kişi ve kadrolar DEVA Partisi'nde var. Sözünüzün başında da demiştiniz ya tarım evet. Ve hayvancılık. Evet efendim. Yani oraya tekrar dönecek miyiz biz? Atatürk'ün o özellikle Kurtuluş Savaşı, asıl Kurtuluş Savaşı bakın, şimdi başlıyor diyor. Bakın tarımda inanılmaz bir değişim yaşayacak ülkemiz. Bir defa her köye bir ziraat mühendisi ve bir veteriner tahsis edilecek. Çiftçimizin kullandığı akaryakıt ve gübrenin %50'si kendisine peşin olarak ödenecek. Kullandığı ilacın %50'si kendisine ödenecek. Bunlarla ilgili bahsettiğim kapsamlı bir çalışma yapılıyor çünkü. Hangi ürünün hangi alanda destekleneceği havza olarak belirlenecek. Burada hani diyoruz ya Sayın Atatürk'ün söylediği gibi en hakiki mürşit ilimdir. Eğer ilimle bilimle biz bu çalışmaları yapar planlamamızı da yaparsak emin olun istihdamımız da artar, yatırım da artar. Tersine göç de alabiliriz ve bizim arzu ettiğimiz o yabancı sermaye dediği beklediğimiz yabancı yatırımcılar da Türkiye'ye böylece gelir. Ama biz onları faizci lobilere yer değiştirirsek onlar buraya yatırım amaçlı gelmezler. Faizciler gelir bu defa buraya. Biz bankerlerden %7, %8'lerle döviz bazında kredi kullanmak zorunda kalırız. Çünkü bu işi iyi yapan liyakatlı insanlar size kredi verirken sorduğu sorular var. Nereye yatırım yapacaksınız? Eğer vereceği kredinin karşılığında parayı batıracağınızı görürse size bu krediyi vermezler. Ama siz orada da ben hesap vermem, sen parayı ver, ben istediğim yere yatırırım diyorsanız işte o zaman bankerlere düşersiniz. Gerçekten doğru finansal kurumlarla ilişkiye girmenin yolu yine güvenden geçiyor. Onlar size güvenecek, siz onlara gereken cevabı vereceksiniz ve halkınız size güvenecek. Bu güven ortamını tesis etmekten başka çaremiz yok. Evet, şimdi yine dostlarımız diyor, liyakat değil, sadakat esas alınıyor diyor. Şimdi az önce ifade ettiğiniz gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki akılım ve bilim benim diyor görüşlerim eğer diyor gençlere hitap etsin şeyde evet. Mesajında gerisine düşerse diyor beni diyor dikkat almayın diyor. Bilimin gerisine düşerse diyor evet. Söyledikleri. Bilime olan güveni, özellikle bilime olan gösterdiği işaret demek ki boşuna değil. Mesela şurada Sayın Başkanım, özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün. Şimdi ne yazık ki üst kimlikten, mesela bu özellikle bunu sizden muhakkak bunun şeyine, düşüncenizi alacağım. Türkiye'de yaşayan diyor efendim, alt kimliğini söylemiyor. Arvaz'a, Gürcü, Çerkez, şu bu falan demiyor. Evet. Türkiye kendisini diyor Türk vatandaşı sayan herkes Türktür diyor.
Yani bu ülkede yaşayan, bu ülkenin vatandaşı olan herkes çocuklu. Ve andımızda mesela bakıyorum, andımızda böyle veba gibi tehlikeli olan bir cümle yoktur. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yaşam, küçüklerimi severim, büyüklerimi sayarım. Bakıyorum benim geleneklerime, görüneklerime, sevgili başkanım, bu burada ne inancıma ters düşen bir taraf var, ne babamızın bize, atamızın bize öğrettiği nasihatlerden, öğütlerden ters düşen bir tarafı var. Neden özellikle bu bizim milli değerlerimizden, hasletlerimizden elimizi çekiyoruz? Yoksa birileri bizim kültürümüzü mü ele geçirmeye çalışıyor? Buyurun. Yani o konuda doğrusu ben çok bir görüş ileri süremeyeceğim. Yani bizim şu anda yaşadığımız yerli bir takım sorunlar var. Ama maalesef Türkiye'de yaşadığımız her sorunu bir dış güce, yabancı güçlere bağlayan bir anlayışla. İnandırıcı olmuyor ki Sayın Başkanım. O yüzden biz bunlardan daha çok insanların fikrini özgürce söyleyebileceği bir ortam tesis etmek, insanların ana dilinde konuşabileceğinden rahatsız olmayacağımız ama Türkçe'yi de Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili kabul edeceğimiz bir dil olarak düşünüyoruz. Özgürlükleri daha fazla vermenin kimseye bir zarar olmaz. Yeter ki birbirimize katlanmayı, birbirimize ve ülkemize faydalı olmaya çalışalım. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kanunları, kuralları bellidir. Benim özgürlüğüm bir başkasının özgürlüğüne zedelememelidir. Yalnız anlayış şöyle yani. Ben diyor hürriyeti kullanabildiğim kadar kullanayım. Evet. Kalan olursa diyor Sabit Başkan'ın olsun. Yani, bunun adı demokrasi yani, değildir. Hukuk herkes için olsa ama ben bundan istisna olayım diye düşünüyorlar. Şimdi o zaman bakın işte diyorum işte nefsi, bizim dinimiz, inancımızın da temelinde bu vardır. Nefsinize diyor ağır geleniniz başkasına reva görmeyin diyor. Evet. Doğru. Şimdi zaten bunu biz başarabilecek başkanım. İnanır mısınız? O yasaklara da ihtiyaç yoktur. Efendim o yolsuzluk da olmaz. Niye olmaz biliyor musunuz? Ben ya da hak yersem diyor Sabit Başkanıma haksızlık etmiş olurum derim. Kendi kendimi frenlerim. Yani hukuku olmadan o bizim yazılı olmayan kurallarımız evet. vardır. Gelenek, görenek, örf adetlerimiz. Onlar bizi hatırlarsanız 60'lı 70'li yıllarda mahkemede bu kadar dosyalar birikmemişti. İki tane büyük o araya girer hadi bakalım tokalaşın, öpüşün, sarışın, meselelerinizi halledin diye evet. köyde meseleyi hallediyordu. Mahallede bu meseleyi hallediyordu. Şu anda icra dosyaları mahkeme salonlarına sığmaz hale gelmiş. Evet maalesef. İcra dediniz de gerçekten Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı var ekonomik anlamda. Ve bunun sosyal patlamalara yön verdiği, intiharların arttığı bir döneme giriyoruz. İşte bu gelişmeler bile bir an önce yeni bir anlayışın, yeni bir iktidarın, yeni bir hükümet sisteminin Türkiye'de oluşturulması için önemli olduğu gösteriyor. Yani başlangıçta söylediğimiz güçlendirilmiş parlamenter evet, sistem diyoruz. Evet. Bir an önce bu sistemden kurtulup herkesi kucaklayan, halkını özgür bırakan, ekonomideki prangaları da kaldıran ve basının, yargının hepsinin özgürce fikirlerini ve iradelerini beyan edebilecekleri bir ortamı sağlayan yeni bir Türkiye'yi yaratmak bizim elimizde. Ve Deva Partisi de bunun için kuruldu. İyi ki de kurmuş diyorum Sayın Ali Babacan ve iyi ki biz de burada görev almışız. Başkanım, şimdi şey geleceğiz. Bu bir resmi kaynaklardaki rakamlar pek fazla beni inandırıcı da olmuyor. Şu anda ülkemizde Afganistanlı, Suriyeli falan özellikle Iraklı, İranlı, Somalili 10 milyonu aşmış şu anda. Bunların 6 milyonu Suriyeli. Evet. Yani benim ülkem mülteciler ülkesi oldu. Şeyde 5 tane Avrupa ülkesinin tamamını topladım mülteci olarak. Bak tamam topladım. 200 bin olmadı. Benim ülkemde 10 bin açtı, 10 milyon açtı. Evet. Biz bu kadar efendim şey yaparsak, biz kendi işsizliğimize, kendi efendim yoksulumuza, kendi efendim ekonomik konuda sıkıntı çeken ailelerimize uzanamazken
bu emperyal dediğimiz ülke, dış güçler dediğimiz ülke, ülkeler aferin diye sırtımızı sıvazlayarak bize 10 milyonu aşkın mülteciyi hazmettirdikten sonra şöyle bir bakıyorum. Herhalde 2-3 seçim sonrasında bilmiyorum da seçimde birçok yerleri de arırlar. Ki vatandaşlık haklarını yavaş yavaş verildiğini biliyoruz. Evet. Bu tabii çok tehlikeli bir gidiş. Öncelikle Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh lafı ne kadar önemli. Boşa değil tabii. Ne kadar önemli olduğu buradan da ortaya çıkıyor. Evet, dünyanın her yerinde yaşam şartları, baskı, zulümden kaçan birçok insan olacaktır. Bu zulüm devam ettikçe. Ancak bize düşen, komşumuzda bir yangın çıkmadan mümkünse yangının söndürülmesine katkı sunmak lazımdı. Ancak şu anda etrafımız bir yangın merkezleri durumuna düşmüş. Bu durumda o yangından kaçan insanlar tabii ki Türkiye'ye doğru savruluyorlar. Bu durumda bunu daha iyi yönetebilirdi, yönetemezdi. Bunlar hep tartışılan şeyler. Ama bir gerçek var. Bahsettiğiniz gibi Türkiye'deki bu mülteci sorununun bir an evvel çözülmesi lazım. Bu da başlangıçta diplomasiyle ve mümkünse bölgedeki ülkelerin tümüyle görüşerek çözülmesi gereken bir konu. Mültecilerin geldiği yerlerdeki hayat şartlarının dönmelerini teşvik edici hale getirilmesi lazım. Türkiye bunun için belki o çok deneyimli, atıl duran diplomatlarını bugüne kadar, çünkü biliyorsunuz bakara makara diyenleri büyükelçi yaptık biz. Ama gerçek monşer dedikleri o büyükelçilerimizi tekrar görevinin başına getirip bu komşularımızdaki diplomatik sıkıntıları giderilerek oralardaki yaşam şartlarına yeniden iyileşmesine katkı sunmak ve bu mültecilerin kendi ülkelerine dönmelerini kolaylaştırmak ve teşvik etmek gerekir. O eski diplomatlarımızı başına getirmeye de gerek yoktur. Onları bir akil insan olarak, bilen insan olarak, onlardan biz, onların bilgilerinden, deneyimlerinden, donanımlarından istifade ederek de birçok şeyleri halledebiliriz. Bu arkadaşlarımız zaten şu an hepsi dış işlerinde atıl görevdeler zaten, çalışıyorlar. Evet, evet. Ancak onları biliyorsunuz liyakata bakmadan onları merkeze çekip birçok yerin konsolosları, dış büyükelçileri değiştirilmişti. Şimdi yabancı dil bilmeyen birinin büyükelçisi, konsolos olarak tayin edilerek efendim milyon efendim bin dolarlar, 20 bin 30 bin dolarlarla efendim maaş almaları, tamam, kimsenin alması maaşında gözümüz yoktur da dış ilişkiler dediğimiz zaman bir kere pürüzsüz bir yabancı dil olacaktır. İngilizcesi, her neyse, Almanca, şu bu. Yani bu konuda masaya oturdukları zaman karşının diliyle de karşıyı mat etmeleri lazım. Evet. Şimdi biz de bu Lozan'ın önemini buradan bir kere daha görüyorum. Lozan'da masaya nasıl oturulup nasıl kalktığını bir kere daha hatırladığımız zaman dış işlerinde özellikle deneyimin, donanımın önemini bir kere daha insan görüyor, değil mi başkanım? Liyakatli kadrolar her zaman önemlidir. Eğer işin ehli değillerse maalesef sorunları çözemezsiniz. Hatay'ımıza dönecek olursak, evet. Hatay'ımızda Sayın Başkanım şu anda aşağı yukarı şeyde gerçi kiliste %80'i olmuş şu anda şeyin Suriyeli, %20'si 20'ye düşmüş kiliste de. Evet. Bizde durum nasıl? Bu konuda bir taze bilginiz var mı? Açıkçası biz de devletin resmi rakamlarıyla bu bahsettiğiniz rakamlara yakın duyduklarımızı görebiliyoruz. Evet, her geçen gün Suriyeli nüfusun arttığını. Süratle arttığını. Ve bunların bir kısmının vatandaşlığa geçtiğini görüyoruz. Yurt dışında Türkiye ile ilgili işte vatandaşlık almak için özendirici reklamlar verildiğini. O çok ağır. O çok incitici bir olay, evet. Videoları izliyoruz. Bunun yolu da TC efendim nüfus cüzdanı, evet, kimliği, hüviyeti tan ayırmalı değildir. Evet. Bunlar tamamen artık şu anki durumun her geçen gün daha da kötüye gideceğinin işaretleridir maalesef. Başkanım, zaten bu konuda da özellikle şu anda
Hatay'ımızda işsiz konumuzda özellikle benim Hatay'ımın kendi vatandaşının işsiz iş konusunda bir hayli şu anda Suriyeliler olaya hükmetmiş durumdalar. Yani gördüğüm kadarıyla ucuz işçilik kimileri bu şekilde değerlendiriyor ama her ne olursa olsun bir insan önce kendi TC'sini, kimliğini taşıyan insanların yaralarına merhem olur. Bakın her şeyin kuralsız olduğu bir ortamda doğru bir sonuç bekleyemezsiniz. O yüzden devlet süratle bu işlerin tamamını bir kural bazlı ve kurallar içerisinde denetim ve denetimini ve şeyini takibini yapması lazım. Başkanım bir de bu pandemi olayına değinmedik biz. Pandemi olayı bugün tabii ki varyantlarıyla birlikte sürekli kendini yenileyip farklı kırıklarda tekrar şey yapıyor. Ve dün akşam 193 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 93 bin de çoğunluktu. 100 bine yaklaştı. Tespit edilen vakaydı. Bu bir başka ülkede kırmızı alarm sebebi olarak dans edildi. Biz de sanki saldım çayıra, mevlam gayra. Böyle bir şey var. Evet, ilk salgının başladığında bir kişinin ölümüyle tüm Türkiye'yi kapatmıştı bugünkü iktidar. Evet, Mart 11. Evet, bugün her yıl bir uçak, her gün bir uçak dolusu. Her gün uçak dolusu. Maalesef hayatını kaybediyor. Ateş düştüğü yeri yakar. Elbette. Ben de geçen sene bu zaman 38 yaşında evladımı kaybettim. Başınız sağ olsun. Bir hastane ihmalinden bir pandemili bir vatandaşı tedavi gören çocuğum yanına geldi. Sabah öğlene yattı, akşamleyin kaptı. Evet. Bu yoğun bakıma girdi ve çıkaramadık. Başınız sağ olsun. Sağ olasın. Burada da tabii devletin, ülkemizin çok yetmiş bilim adamları var. Bilim kurullarımız var. Ben bilim kurullarıyla birlikte Sağlık Bakanı birlikte karar almasını öneriyorum. Yine burada adres bilim olacaktır. Tıp biliminin gerektiği kurallar neyse, neyi emrediyorsa onun yapılması lazım. Ama şunu da görüyoruz. Biz bu pandemiye çok beceriksiz ve çok dar bir zamanda yakalandık. Evet. Kasamızda paranın olmadığı bir dönemde yakalandık. Evet. Bir örnek vermek gerekirse bizim pandemi döneminde yapılan destekler var. Bakın dünyada. Evet. Biz Meksika'dan sonra ikinci sıradayız. Meksika'dan sonra? Evet. Milli gelire oranla bakın Amerika söylemeyeyim o çok uçuk ama Avustralya %16'sını vermiş hibe olarak vatandaşına. Milli gelirin %16'sını vermiş. İtalya %8,5'unu vermiş. İspanya 7,6'sını vermiş. Arjantin 3,9'unu vermiş. Biz Meksika'dan bir üste 1,9'unu verebilmişiz. Yani Suudi Arabistan, Hindistan, Arjantin, Rusya, Kore, Endonezya, Güney Afrika, İspanya, Fransa birçok ülkenin milli gelirine oranla verdiği hibe desteklerinin çok altında bir destek sağlayabilmişiz. Bu da işte iktisadi kaynaklarımızın ne kadar yetersiz hale geldiğinin en büyük göstergesi. Özellikle bu Sayın Başkanım, pandemi döneminde sosyal devlet gereği özellikle vatandaşa devletin kaynak aktarımı konusunda Uganda'nın da gerisine düştük. Yani yok, kaynak yok kalmadı. Kaynak maalesef kalmadı. Şimdi biliyorsunuz genelde bizim bütçemizde, hazinemizdeki şeye halk tabiriyle kefen parası deriz. Evet. İhtiyat akçesi. Evet. Şimdi ihtiyat bir insan ne yapar? Hatta ninelerimiz, teyzelerimiz ne yapacak zaman bir bilezik veya da bir başka bir şey vardır. Bu benim kefen param diye yanında taşır. Doğru. Ve gözüne inanmaz onu. Biz Ayşe ninenin yaptığını yapamadık. Maalesef. Onları da harcadık. Evet. O da gitti. Evet. Şu anda işte yakında
yine 6 milyar lira arka kapıdan verildi. Yani öyle bir şey ki sebil mal gibi alan alıyor ve yanına kar kalıyor. Ama böyle bir hafta da pazar yerinde sebze artığını alan vatandaşım var. Pazar artıklarını toplayıp nefsini körlemeye çalışan insanlarımız var. Evet. Konteynerlerde ekmek arayanlarımız var. Bu bir gerçek. Yoksullaştık yani. İnkar edebilir miyiz başkanım bunu? Maalesef. Evet. Değerli başkanım, bu konuda programımızın sonuna geldik. Ama bugünlük programımızın sonuna geldik. Hayır. Sizinle sohbet çok güzeldir. Sağ olun. Sağ olun. Ve her şey samimi duygularla ifadeye çalıştınız. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Özellikle bu konuda yine zaman zaman yaptığınız çalışmaları vatandaşla paylaşmak isterseniz burası her zaman size açıktır. Çok teşekkür ederim. Ve başımızın üzerinde yeriniz vardır. Sevgili başkanım, başarılar diliyoruz. Değerli Doğuş TV izleyenleri, bir biliyorsan konuş programını burada yine sonlandırdık. Değerli başkanım, Deva Partisi Hatay İl Başkanımız Sayın Sabit Coşkun Bey de 1,5 saatlik bir söyleşimiz oldu. Tadımlık da olsa bazı konulara değindik ve samimi cevaplar aldık kendilerinden, sağ olsunlar. Ve bu şekilde programımızın sonuna geldik. Bir başka biliyorsan yani önümüzdeki çarşamba günü bir başka konukla, başka konularla huzurunuzda olacağız. Buluşuncaya değin, öyküleriniz duygusuz, ezgileriniz sevgisiz kalmasın, sözleriniz ipek kadar yumuşak, bakışlarınız su gibi duru olsun, her şey gönlünüzce olsun, yalanlara, talanlara asla teslim olmayın. İyi geceler efendim, görüşmek üzere.